Çın. Anneciğim. Yavaş yavaş, çok şey yapmadan. Yapışmadan, evet. Efendi efendi, ağır ağır çocuğum benim. At saçını arkaya. Terledin mi sen ha? Çok terlemeden. Ter bezlerine hakim olaraktan. Onlar senin ter bezlerin çocuğum. Yavaş çocuğum benim. Tamam, tamam, tamam. Ablan hocayla yapsın, sen tek yap. Orçun, Orçun. Gel sen aynada yap çocuğum benim. Gel sen aynada yap. Orada öğren önce, tamam mı? Hadi çocuğum. Beş seçtirelim lütfen. Oho, bunlar iyi günlerimizmiş be. Ağır. Ağır ol Orçun. Orçun. Ağır olma ola desinler çocuğum. Mesafeli ol. Bir çakal ere yakışır tavırda değil mi çocuğum benim? Terlemeden, ağzı sulamadan, tükrük bezlerine hakim olaraktan. Onlar senin tükrük bezlerin çocuğum. Ah oh, Orçun, yavaş çocuğum benim. Arkadaşına yapışmadan, gözlerini bayıltmadan, hormonlarına hakim olaraktan. Onlar senin hormonların çocuğum. Ay, ay Allah aşkına rahat bırakın çocuğu. Gülistan Hanım dans ediyor. Ritim duygusuna sağlık. Ay, dans görmesek biz de inanacağız yani. Bir kere bunlarınki dans değil, bunlarınki resmen ayakta. Aa, aa. Yok artık. Ayakta sallanmak yani. Ayrıca dans dediğin erkeğe yakışmaz, hanıma yakışır. Orçun, anneciğim sen terledin mi? Gel senin sırtına bir mendil koyayım. Müsaade eder misin küçük hanım? Anne sen git kendine bir çay koy. İçine de sakinleştirici koy. İç de havanı bul, gözünü seveyim. Ya ben tangoda kendimi buldum arkadaş. Tatlısın. Benimle mi devam edersin, seninle mi? Bak! Vallahi benim için fark etmez ki, hepiniz benim bebeklerimsiniz. Bak! Yani bütün Arjantinli kadınları kucaklayasım var, gerçek anlamda yani fiziksel olarak. Fahri Buenos Aires'e olasım geliyor benim. Oldu! Benim oğlum çok yoruldu, çok terledi, biz gidiyoruz hocası. Benim oğlumun bünyesi çok zayıf, yorulunca terliyor. Terleyince faranjine davetiye çıkarıyor. Onlar da leceve yapmadan hop damlıyorlar. O yüzden bitti bu, bitti. Oldu, biz gidiyoruz. Yürü. Evita'dan gelsin. Arjantin benim için ağlama. Ben seni tövbe terk etmedim. Sen o kalitesiz, beş para etmez sıçan kızlar için herkesin yanında anana git çay koy mu diyorsun oğlum ha? Anana, seni doğuran anana. Ay ben seni doğurmak için 9 saat sancı çektim çocuğum biliyor musun? Doktor hatası. Sezeryen alsaydı sen 9 saat ağrıdan ben de 21 sene sonra hala bunu dinlemekten kurtulabilirdim. Uzun cümle kurma anneye. Anneye uzun cümle kurulmaz. Tamam anneciğim oldu anneciğim budur. Tango işi bitti çocuğum. Ya nerede bitti anne ya? Büyük geri döndü tango. Modernize oldu. Gotham projeler, neler neler yani. Kimin projesiyse gitsin o yapsın oğlum. Sen karışma, girme o işlere. Sen spor yap, gördüm ben o salonda. Bir sürü spor var. Gülle at, halter kaldır. İlla da dans diyorsan evde kendi kendine kol bastı yap. Oldu bitti. Hadi bakayım yürü. Lan ne yapıyorsun lan çekirge gibi? Ay kaptırmışım, zöte yapmışım. ne yapmış? Oğlum bu ne? Böyle mi yürüdün sokakta? Kilotlu çorap mı giyiyorsun? Çorap değil o, tight. Daha fena ya lan. Ben Gülistan'a bile tight giydirmiyorum. Oğlumda ne işi var? Tangoya karşı bir tavır gelişince ben de aynı salonda baleye başladım. Tekrar tangoya dön derseniz beni bozmaz. Hem onda normal pantolon var yani tercih sizin. Ne tangosu oğlum? İspor yap demedik mi sana? Hep bu yandaki açılayın kovalaklıkları bunlar. Ben balede hayat amacımı, mesleğimi buldum. Kuğölü çalışacağız hocamla beraber. Pliye, pliye, pliye. Lan ne kuğusu lan? Senden ancak gölde yatan su aygırı olur. Abi bu ilkel yorumlarınızı dinleyemeyeceğim.
Adama gidip besleyeceğim biraz. Ha şu kaslarını falan böyle değil mi şey? Hayır. Bale dersleri sabah biraz erken oluyor da o yüzden uyku geldi şimdi. O yüzden odama gidip biraz esneyeceğim. Ondan sonra da devrip yatacağım. Tango eğdi derseniz beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Zöte! Zöte! Be! Pirvet! Olmadı bu çocuk babacığım. Olmadı, biz yaptık ama bu olmadı, beceremedik. Ya bunun yenisi yapılacak ya da ben bunu eşek sudan gelinceye kadar düzelteceğim. Hay Allah ya, insan özenliyor işte. Şöyle ya, aslan gibi tuttuğunu koparan sporcu bir delikanlı olaydı. Gülistan'ın doğumu çok uzadıydı. Ben malımı bilirim tabii. Bu içeride kesin sızdı, uyuyakaldı. Ya da bir arkadaşa bakıp çıkacağım diye geldi, ortamı beğenmedi gitti. Bu ara ne olduysa oldu, içeride bir karışıklık oldu, bu çıktı. Yoksa bizim oğlumuz bambaşka bir şey olurdu. Aslan oğlum benim, koçum, seni seviyorum. Eyvallah, baş tacısın, cansın. Ne yaptın, o etilerdeki müşteriye faturayı gönderdin mi? Şişirdim, yolladım, yuttular. Hayırlı uğurlu olsun. Aslan oğlum benim. Nişanlın nasıl? Zengin. Ya her dakika seni sevgi selinden öpmek istiyorum, biliyor musun? Öpüşmeyelim mi? Bence öpüşmeyelim. Erkek adam öyle ikide bir öpüşmez. Ki ben prensipte kadınları öpmekten de çok hoşlanmıyorum. Çok yüz göz olmayacaksın bunlarla. Ya sen çok acayip bir hayvan oğlu hayvan oldun, biliyor musun? Oldum değil mi? Bence sen oldun. Vallahi oldun. Bu oldu ha, bu çocuk oldu. 60 kilo basıyorum, biceps, triceps çılgın atıyor. Sana bir sır vereceğim. İki kişinin bildiği sır değildir. Hmm, doğru diyorsun. Şimdi, bu şirketin geleceği biziz. Dayın iyi çocuk ama gerizekalı. Bunları şirket yönetiminden yavaş yavaş sepetlemek lazım. 60 kilo basıyorum, biceps, triceps çılgın atıyor. Onu demin dedin ya. Benle böyle tekrar oluyor arada. Ama daha iyi, boş ver. Karşı taraf iki kere söyleyince daha iyi anlıyor. Asıl benim bir projem var. Ha, nedir? Şu yanındaki tiyatrocu karıları dehleyelim buradan ya. Ha, niye ki? Allah aşkına baba ya, içki bunlar da, mini etek bunlar da. En önemlisi 3.30 paraya oturuyorlar yan tarafta. Yani biz burayı rahat iki katına birine. Pardon. Bizden mi bahsediyorsunuz acaba? Orçun Bey, biraz daha saygılı ifadeler kullansanız. Çünkü sonuçta biz sanatçıyız. Bir şey yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Gidiyoruz, halka oyunumuzu oynuyoruz, dönüyoruz. Tamam, hadi gidin oynayın. Nerede isterseniz orada oynayın. Hadi gidin oynayın. Orçun Bey, siz çok genç bir insansınız. Sizin ilerlemeden, sanattan yana olmanız gerekmez mi? Hakikaten Orçun Bey, siz niye böyle oldunuz? Ne varmış benim oğlumda? Aslan gibi çocuk işte. Ya, sinirlenme baba. Bırak bu sanatçı müsbetleri. Oğlum yine mi bu bayılmalar? Gülistan! Selahattin Bey, bir doktor falan çağırsanız ya. Ay, bayılım benim çocuğum. Orçun. Doktora falan mı göstersek? Tansiyonu mu düştü bunun? Ne oldu? Selahattin, ben sana 21 yıldır diyemedim. Sen doğunda doktora çabuk çıksın deyince doktor bunun kafasını forceps'e sıkıştırıp çekince beyninin yarısı tamamen pörtlemiş. Bu çocuğum benim 21 yıldır beyninin tek lobuyla idare ediyor. Hani derler ya, insanoğlunun beyninin ancak %6'sını kullanıyor diye. İşte bunda o %3. Bence kafi ya, sıkıntı yok. 60 kilo basıyorum, biceps, triceps çılgın atıyor. Aslanım benim, aslanım! Yine de şükretmek lazım yani. Gayr! Oğlum! Lan sen okula gitmedin mi lan? Hayır! Kickbox benim için bir yaşam tarzı olsun istiyorum. Ağırlığa basladım daha sert yumruklar için. Ha, kimi döveceksen
O esnada kafamın attığı yükseldiğim herhangi bir orta yaşlı beyaz erkek olabilir. Orta yaşlı mı? Şart da değil. Demografik skalam geniş. Bir nevi önümüze gelene sırf bin tekme. Lan durup dururken kavga mavga etme. Vallahi sirkelerler seni ha. Dövüş sporu baba. Arada bir pratik yapmak lazım. Hem hey, hocamın da dediğine göre bende bir deli kuvveti varmış. Deli mi? En güzel tarafı da pasif direniş felsefemi bir kenara bırakmış olmam. Bundan sonra hiç kafama takmam anam. Direkt kafa göz girişirim. Oh! Ferah ferah. Sen! Mesela şimdi bana bir cam iste. Ya niye şimdi durup dururken sana camış diyorum canım? De ya de. Ya ne gereği var şimdi canım? Bir deseydin keşke. Oğlum, aslan oğlum benim. Ben niye aslan gibi oğluma camış diyorum ya? Aslan oğlum, Gülistan, Gülistan. Böylece bu camış olayını kapattık mı? Çoktan kapattık. Keşke birkaç tane vuruş gösterme fırsatım olsaydı. Neyse artık. Zamanın doğal akışında illaki olur diye düşünüyorum. Bunun da kafadan bacaklısı var, tek hücrelisi var, amipi var. Koskoca bir fizyoloji külliyatı bana sıkı bir antrenman yapma fırsatı verecek sanırım. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Şakası bile hoş değil. Yani spor ve şiddet ikisi bir arada bağdaşmaz bence. Hem ben oğlumu birazcık tanıyorsam sen spordan daha çok sanata yatkın bir delikanlısın. Hatırlıyor musun ortaokulda ne güzel blok flüt çalardın kulü kulü kulü. Yemezler. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun tekinsiz? Tangoya gönül verdim. Git. Tangoya git. Git Buenos Aires'e kadar yolum var. Allah Allah ya. Allah Allah. Olmadı bu çocuk. Olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Bir dakika, bir dakika. Lan ne bir dakika? Bir dakika!
Yüzüme vurma, okey? Yüzüne rahatsın. Allah'ım. Hey, hey, lan. O iki dinledi vardı benim. Buraya girdiğinizi gördüm. Sizi uyarmak için geldim. Dışarı çıkmayın. Ortalık karıştı. Kavga var. Öyle mi? Dışarısı çok tehlikeli. Ama burada benim yanımda güvendesiniz. Pelin ben. Orçun. Kavga niye çıkmış? Bir öküz bir hanıma asıldı muhakkak. Kapitalizmin emrine girmeyi reddediyorum Pelin. Bohemim ben, düzene karşıyım. Daha çok başıma buyruk yazıyorum. Orçun sen kaç yaşındasın? 27. Aa. Ya. Daha genç duruyorsun. Baby face olunca. Sen? 29. Tek başına mı yaşıyorsun? Yok. Ev arkadaşlarım var. İki oyuncu kız. Deniz ile Atılay. Ama sevgili değiliz yani. Şu an bir ilişkim yok. Dipnot olarak belirtmek isterim. Yani buralarda mı oturuyorsun? Yan apartmanda. İstersen sana evimi gezdirebilirim. Alo, reis. Terasta martı saldırısı var, yetiş! Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam dizi yüzümde bitecek, bu olabilir mi ya? Bu şanssızlık uzay artık yani. Geçer kardeşim, boş ver. Üzülme, bu da geçer. En azından o Orçun kakalağını uzun süre buralarda görmeyeceğiz. Acayip tırstı çünkü. Hadi ben yatıyorum. Hadi, sana iyi geceler. Eyvallah. Ne oldu fare be? Hayır, kakalak. Ne? Arkadaş, birazcık zarafet ama ya. Langır langır dalıyorsunuz özel hayata. Ama Orçun Bey, biz de yani bu saatte işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ne? Magazinciye mi bağladım ben ya? Oğlum bana hangi ağrı kesici verdiniz ya? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Kız attık eve. Sen bile. Ben de kendimi terastan atayım bari. Çıkma çıkma, reis devreye geziyor. Kime karşı? Martı saldırısına karşı. Olur bu gece burada kalayım, kıza benim evim dedim ya. Ne? Biz kimiz peki? Ev arkadaşım Deniz'le Açılay'ın yancılarsınız. Arada bir burada kalmanıza bir şey demiyoruz. Bir şey sormak istiyorum. O yatak örtüsü benim mi? Vereyim mi? Hayır, hayır! Hayır! Çok sert, gerçekten çok sert. Ne yaptın lan örtüme? Örtüye bir şey yapmadım ben, daha çok kıza... Abi anlatma, anlatma lütfen. Ha, zaten meyalini biliyorsunuz, yapmadığınız şey değil. Örtü istemiyorsanız ben olay yerine geri dönüyorum. Aa, istemiyorum. O örtü hayatımdan çıktı. Artık senin. Eyvallah. Ha, bir de bir şey var. Lütfen bozmayalım. 27 yaşındayım. Aileden zengin, bohem bir sanatçıyım. Ve yan taraftaki sonradan görmeleri hiç tanımıyorum. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin çocuklar. Piyanım, piyanım. Yabancı değil. Piyan, başka bir evden geçtiydin bu terasa ama... Saat de geç öldü. Yatın. Yatın bakayım.
Hadi bakalım. Leyla Leyla ya. Übersert. Bu gerçekten übersert. Yani inanamıyorum. O kadar da konuşuldu ya bu. Ya benim yüzüme bitir yani diziyi, değil mi ya? Ne var ya? O kadar gündeme geldi bu. Tamam, özür dilerim. Diyaframdan bağırmayacağıma söz vermiştim. Ben istemiyorum zaten, benim yüzümde bitmesin. Çünkü tek gözüm Şehla benim. O görüntü böyle donunca o böyle belli oluyor. Ya Emre, o kadar istiyorsan, istersen bu bölüm son sahnede Deniz'le ikimiz sana bakalım. Belki dikkati sana çeker, sen de donar son kare. Öyle mi diyorsun ya? Ha. Oh. Açılay, sen zayıfladın mı ya bu aralar? Tek kişilik gösteriden oldu. Yani spor yapmıyorum. Tiyatroyla zayıflıyorum tatlım. Kafamı oyunculuğa takıyorum. Senin gibi dizinin son karesine değil. Aa, bir dakika. Mola sataşma var burada. Gençler, azıcık bir sessiz olalım. Yengenizden ayıp oluyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.